Çanakkale Gastronomi Derneği tarafından denizlerimizde balıkçılık ve balık sofraları konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye katılan deniz ürünleri yapım uzmanı, mutfak şefi Süreyya Üzmez, balık dünyadaki en kıymetli hayvansal besindir dedi. Çanakkale Gastronomi Derneği'nin düzenlediği denizlerimizde balıkçılık ve balık sofraları konulu söyleşide konuşan Gastronomi Derneği Başkanı Kubilay Özben, ham madde ve ürün bolluğu açısından inanılmaz bir coğrafyada yaşadığımızı ancak doğru değerlendirilmediğini söyledi. İnanılmaz bir coğrafyada yaşıyoruz. Hepimizin bildiği gibi bir gastronomi coğrafyası. Ve bu coğrafyada herhangi bir ürünümüzü ön plana çıkartamıyoruz. Mutlaka var ama çok eksikliklerimiz de var. Örneğin bizim kentimizde Çanakkale'ye ait yemeklerimizin de olması gerekiyor. Restoranlarda, lokantalarda bu yemeklerimizin de yenmesi gerekiyor ki dışarıdan gelen insanların buna ilgi göstermesi ve bu amaçla da kentimize gelmesi gerekiyor. Bunun adına biz gastronomi turizmi diyoruz. Amacımız yerelliği korumak, yereli korumak. Yani yerel, geçmişte Çanakkale'de ne var geleneksel olarak bunu korumak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Söyleşide konuşmacı olarak katılan deniz ürünleri yapımı uzmanı mutfak şefi Süreyya Üzmez, bir Çanakkaleli olarak balıkla ilk tanıştığı topraklarda balıkçılığı ve balık sofralarını anlattı. Balık dünyadaki en kıymetli hayvansal proteindir. Ben hep şöyle bir cümle kullanırım. Başarının sonunda söylenecek tek bir cümle var. İyi bir oyunun son söze ihtiyacı yoktur. Şimdi balığın faydalarını benim anlatmama hiç gerek yok. Bakın İskender Öker'ine, bakın Japonya'ya. Kişi başı milli gelire bakın. Refah seviyelerine bakın. Hep bunun nedeni balıktır. Yani Türkiye'de maalesef bu kadar 7600 kilometrelik sahil şeridi olmasına rağmen kişi başı balık tüketimi 6 kilogram. Hiç deniz olmayan Avusturya'da 26 kilogram. Balık tüketimi arttıkça başkanın gibi belediye başkanları da çoğalacaktır ülkede. Refah seviyesi de yükselecektir. O nedenle balıktan uzak kalmamak lazım.